Şimdi şöyle bir durum oldu abi. CZFan'dan sonra hani boş vaktimde biraderi çağırdım. Biz yeniden burada birdeki HTB, HTC'leri falan geçtik. Oralarda takılıyoruz. Tekrardan farmlara düştük yani anlayacağınız. Hani böyle ara ara bakabildiğimiz bir durumdayız. O yüzden buradaki farm çok güzel kazandırıyor. Abi CZ'den elde ettiğimi koymamıştım. Hani 2M CZ'den elde ettiğim ne desek. Şu anda 3M 250K olmuş. Buraya başladığımdan beri ortalama 90 dakika, 100 dakika kadar bir şey oldu. Şöyle söyleyeyim hemen şunları da RPR'ye verirken. Aynen okey abi, bir eksik bir şey yok. Aman yanlış şeyleri atmayalım. Şöyle yaklaşık bir 200-250 cash kadar bir şey kaldı. Yani bir geni hammer daha aldıracak cash kaldı. En son şu ikisini almıştım. Ondan sonra şey oldu abi. Az kaldı yani, bitti. İşte bonusla gelenler ve şeyden olanlar derken ben şunları falan da koyayım bankaya. Tamam mı? Çünkü bunlar da yer kaplıyor abi boş yere. Şunları da alalım, satalım. Şey göstermek istedim abi. Geleyim burada bir Z raporu verirken hem ne yapıyorum ne ediyorum onu bir göstermek istedim. Burada devam ederiz abi biz. Burada akşam JRS'ine kadar kasarız diye düşünüyorum. En sonunda ne elde etmişiz hep birlikte komple görürüz. Şöyle güzel bir, en azından böyle siteye satacağım 20M'in, hani 20M'i buradan çıkarsam bankadaki bir GB'ye dokunmam yani. O bir GB ile de karaktere giderim. Full sağlam, en dizilmesi gereken old takıları dizerim. En azından 7 Glaive bizi bir süre tutar. RT7 Raptor'a da geçeceğimiz zaman sonrasında geçeriz. Şimdi biz 2M üstümüze başladık desek zaten burası 3378 bırakmış gibi bir şey diyebiliriz. 5 200 diyeyim. Yani 106M orada var. Şunları da alalım. Aa, bir daha koyacağız. Şunu, bunu koyamıyorum sanırım. Bunu, bunları ve şu glaive'i koyayım. En azından orada hani pot ve şey kalsın sadece. Glaive'i koydum. TS'leri de böyle koydum. Shell'i de koydum. Harika abi, tamam. Ben şimdi şuradan da üzerinde 168K para kalmış. Şuradan hemen 150 de tekrar mana aldım. Ondan sonra buradan da bir 55 tane pot aldım. RPR'miz de zaten yapılıydı. Ben tekrar slot'a gidiyorum abi. Üstümüzü falan boşalttık. Burada güzel kasıyoruz. 106M civarında bankada var. Amacımız işte bunu bugün içerisinde 130M civarlarına çıkarmak bu parayı. 130-135M civarlarına bu parayı çıkartırsam, dediğim gibi günün sonunda da şey yapacağım. Hani siteye 20M satarsa en azından cebimde şöyle 110M, 115M civarında bir para kalsın. Onunla da o takıları tamamlayalım. Amacımız bu. Ben şimdi hemen size slotu da göstereyim. Şurada benim birader de devam ediyor. Ben de gireceğim abi orada. Hemen başlayacağım mevzuya. Kaldığımız yerden güzelce farmlayalım. Şurada hemen açtım. Dediğim gibi abi biz hani bunları zaten bitireceğim. Şu paketten de devam ederim. Akşama kadar inşallah 150M olur ama sanmıyorum. Bakalım devam edelim, ne elde edeceğiz hep birlikte bakarız. Dostlar selamlar. Şu anda saati hemen gösterelim. Abi FT'ye bile girmedim. Şu anda 24 geçiyor onu. 40 geçe JR'miz var. Bu saate kadar şuradan da gördüğünüz gibi Half Troll Berserker'deydik abi. 13.500M civarında birikti. Daha şunları satacağız. Üstüne 1M, 1.5M falan ben bankaya koymuştum ilk başladığım zamandan. Hani onu saymasak bile sıkıntı değil ama çok temiz kasıyor ya. Vallahi bak. Şuradan hop gönderelim abi. Zınk. Şuradan la şu niye gitmedi? Ha, 550K. Bakalım bunları da alalım. Zaten siz de görüntülerde göreceksiniz. Hani 1.5M kadar falan bankaya attım, biri 1.5M kadar. Ama hani onu dışarıda tutarız dediğimiz gibi. Direkt böyle nasıl gördüysek öyle başlarız. Hani bir şöyle koymuştun, iki böyle yapmıştın demeyiz hiç. Yani abi yaklaşık şöyle söyleyeyim. Burada bir paket vardı 10. Bir de iki paket kalmıştı sanırım. Yani toplam 5 pakette
Neredeyse 16 tem para kastık. Yani 5-6 paket harcadık. Bir 10 genilik para kastık. Yani üzerine 4 ya da 5 geni kadar ya yani bir paketin yarısı kadar falan ekstra bırakmış oldu. Yani bunu harcadığım zaman ben bir genilik daha üstüne hani böyle birazcık daha kasmış oluyorum. Güzel abi. Mevzu sevdik yani hani buraya HTB yakıştı bize. Güzel bırakıyor anlaşıldı. Ben şimdi gideyim şunu bankaya koyayım. Ondan sonra zaten üzerimde potlar da hazır. Bak bak. Güzel oldu ya. Dur. Şöyle yapalım da 100K üzerimize kalsın da olmaz. 122 hem oldu abi. Trina satılmıştı. Dediğim gibi 20 20 hem 22 hem civarında borcum vardı. 22 hem direkt siteye satarım. Bir GB kalır. İşte TS falan var, gemler var. Umarım yani eskaza bu JR'yi falan kazanırsak harika olacak. Bakalım JR'den sonra belki biraz daha HTB devam edebiliriz. Bakalım JR'de görüşmek üzere. Yağmurlu bir cumartesi gününden herkese günaydınlar. Dün ne yapmıştık abi? Dün bu eliksirler, breakerler boş yere üstümüzde yok. Dün Brahman'a koymuştuk abi. Buradan da görebileceğiniz gibi 294 tane Brahman'dan şu Evidence of Pagan kasmışız. 268 de Soul Pot'u birikmiş. 3 hem de üzerimizde para birikmiş. Girmeden önce 5-6 tane geni vardı. 3'e düşmüş abi. 29'da geni hammer'ımız var. Şöyle 3 genimiz. Gene hammer'ımız falan derken son bir genilik artık hani keşim kaldı. Onları da herhalde XP harcarım diye düşünüyorum. Ne yapalım ne yapalım? Birdeyiz. Aslında ben geçip bir pot mu alsam ya? Ya da bir farmlayıp sonra mı pot alsam bilemedim. Bir kararsızlık var yani yok değil. Şöyle 3M'i bıraktım abi. Eliksiri de bıraktım. Onun dışında şunları satayım. Gideyim de CZ'de biraz farm yapayım diyorum ya. Hazır 1'e geçmişiz. Bir de hafta sonu sabahleyin kimsecikler yoktur diye düşünüyoruz. İnşallah diyoruz. 341K'da bu üstündekiler oldu. Bakayım RPR yaptıracak mı? Yaptırdı. Güzel abi tertemiz. Ya bir CZ'ye gideyim. 181 olmuşuz neredeyse. 76 olacağız. Daha görevlerimiz hani duruyor. Yani yapmadığım görevler var anlamında söylemek istedim. Bakalım abi bir CZ'ye gidelim. CZ'de bir slot bulabilirsem kayıda gireceğim. Eğer slot bulamazsam amacım şu abi şunu da göstereyim. MS'lere girmek. En azından MS'lerden böyle yürüyüp yardırıp gitmek olacaktır. Çünkü MS'miz var şurada. 4 tane. Aynen neyse ben bir ne yapacağıma karar vereyim. Görüşmek üzere. Dostlar merhabalar. Şöyle bir durum var. Şuradaki ancientleri biliyorsunuz ağaçları, yeşil ağaçları. Orada kasan bir arkadaş vardı. İki slot almış. Oradaki treantları da almışlar ama buradaki tekli treant slotuna en üst kimse gelmemiş abi. Burayı gördüm. Ben burada biraz farmlayacağım. Yalnız burada şöyle hani 1 saat 1,5 saat kesintisiz farmlayabilir miyim bilmiyorum. Bence gelen olur diye düşünüyorum ama ben yine de saate bakayım. Saatimiz 10:48 geçiyor. 10:48 AM. Ondan sonra bakalım hemen eşivden. 49.967. 49.967. Mob var. Üzerimde de 225K, 225K coins var. Şu da şimdi daha yeni düştü. Mage zaten çok bir şey etmiyor. Şunu şuraya koyayım. Ben burada bir takılayım abi ya. Şey yapayım yani hani bir farmlayayım. 5 tane çıkıyor burada. Başka yanda herhangi bir slot yok. Direkt boro slotu var. Şurada da Allah'tan hani kasan humanlar var. Yani bir şey olursa basan olursa falan hemen onların arasına kaçmayı planlıyorum ne olur ne olmaz diye. Yani eğer basan eden olmazsa karışan olmazsa bu 6 şey 5'li slot bana yeter abi biraz bekliyoruz çıkmasını evet ama en azından şöyle bir durum var. Hiç farmlayamayacağımız bir slot aha aman tanrım ha iyi tehlike gitti güzel ya bu tekli slota gelmeyin de biz de yolumuzu bakalım abi ekmeğimizdeyiz yani. Dostlar ağaç slotunda farmlıyorduk biliyorsunuz gördüğünüz gibi 6 tane şundan düşürdük biraz şey yaptık ama arkadaş geldi zoraki slotu aldı beni kovdu buraya her yaklaştığım zaman geliyor üçlü beşli giriyor yani farmlamak istiyor kendi olayı beni kesmek değil ama slotu benden aldı yapacak bir şey yok CZ'de yani herkes tuttuğunu gibi bir durum var ya adam da o slota geldi çöktü bizden güçlü olduğu için biz de gidiyoruz abi doğanın kanunu güçlü olan kazanır biz de çekiliyoruz.
Şu arkada trollere bir bakayım diyorum. Şuradaydı troller. Eğer trolde bir boş bir fırsat görebilirsem biraz daha troll deneyeceğim. Artık troll de olmazsa abi. Ne kadar bakalım süremize. Şu anda 11'i 16 geçiyor. 48 geçe başlamışız. Yani ortalama 20-25 ya o civarlarda yarım saat olmadan buradan kovulduk. Geri kalan bir saatlik farmı büyük ihtimalle şeyde yaparım gibi. Eğer troll boş değilse doluysa kardinale geçeceğim gibi abi. Yapacak bir şey yok ya da bir şey bırakmıyorlar yani. Bir de goleme mi gidip baksam acaba ya? Goleme de bakabilirim de golem de doldur diye düşünüyorum. Ya troll doluysa büyük ihtimalle golem de doldur abi. Bir trolle bakayım. Eğer troll dolu değilse burada farmlayacağım. TS'dir falan filan. Eğer troll doluysa da kardinal gideceğiz ki sanırım dolu abi. Bu herif yoksa neden böyle bırakıp gelsin? Okçu bir de yani. Hiç sanmıyorum öyle bırakacağını. Şuradaki troll doluysa zaten şuralarda bence doludur. Bakalım birileri var mı? Var abi olmaz olur mu? Bak buradaki troll dolu. Buradakiler de dolu herhalde. Aynen abi buradakiler de dolu. Dostlar ben bir slot bakayım. Tamam mı? Hangi slotta ne yapabilirim bir düşüneyim bakayım. Ondan sonra kayda girerim tekrar. Gördüğünüz gibi kardinale geldik. Yapacak bir şeyimiz yok. Yani mecbur buradayız çünkü Warrior'a slot yok abi CZ'de. Yavaş koşuyor, adam akıllı damage'imiz yok. Hani damage vuracak silah taksak deli gibi mana harcıyoruz, pot harcıyoruz. Warrior olayı gerçekten zor abi. Warrior'un yolu zordur. Ulan bir de üstüne geliyor buradan DM vuruyor. Yani her yerden kovuluyoruz, her yerden örseleniyoruz, ötekileştiriliyoruz. Yani nasıl hayatta kalacağız bilmiyorum. Sizlerin bir like, bir yorum ve abone olum sayesinde bu Warrior daha da güçlenecek abi öyle söyleyeyim. Yani sizler sayesinde biraz destek alıyoruz abi. Oyundaki her şeyi bize karşı gördüğünüz gibi. Sağdan soldan bir o vuruyor, bir bu vuruyor slotta. Yapacak bir şey yok. Buraya geldik abi. 10.48'de ağaca başlamıştık. İşte dediğim gibi yani 40 da 32 dakika kadar falan bir şey olmuş. Bir trolle gittik. Troll de doluydu. Burası kardinal bana saatte premiumla 1.5-2M arasında bırakıyor yanlış bilmiyorsam. Umarım hani bu durum değişmemiştir. De gerçekten güzel slotla şey güzel droplar almaya devam ederiz. Ya hiç yoktan benim en kötü B planı olarak adlandırdığım bir slot abi burası. Premium yokken beni zarara uğratmıyordu. Premium varken de en azından üstüne bir şeyler bırakıyor. Bunu biliyoruz. Şu anda zaten saat dediğim gibi 11'i 20 geçiyor. 12'de kaos var. Eğer çok iyi drop alamadığımı düşünürsem kaosa gireceğim. Kaosta şansımı deneyeceğim. Yeşil kutuyu zorlamaya çalışacağım. Eğer güzel giderse drop olayında yani kaosa kadar güzel droplar alırsam güzel kar olursa BDV'ye kadar daha devam ettireceğim abi öğlen 1'e kadar. Şimdi devam ediyoruz. Ben Z raporunda tekrar kayda gireceğim. Evet abi CZ farmımızın sonuna geldik diyebiliriz. Şu anda saat 12.46 geçiyor. Biz CZ'ye 10.48 geçe gelmiştik. Yani nereden baksanız 2 saat oldu. O 2 dakikada sizden olsun yani. Şimdi 10.48'de geldik abi. Saat 12.46. Yani 2 saati devirdik burada CZ'de. Yarım saat ilk yarım saati ağaçta geçti. Onun dışında 1,5 saati kardinalde geçti. Öyle söyleyebiliriz. Saatimiz 12.46 AM. 2 saat CZ farm. Ağaç. Kardinal. Karışık. Ondan sonra şimdi üstümüzdekileri satacağız. Şöyle söyleyeyim. 6 tane burada Weapon Enchant Scroll var. Bunu ağaçtan kasmıştık. Bunun tanesi herhalde 300. Tam emin değilim ne kadar. Yani hani şöyle söyleyeyim. 300'den bile demiş olsak abi hani yani nasıl söyleyeyim? 1800 2 civarında falan 2M civarında para eder orada. Güzel, kötü değil. Şu üstümüzdekilere bakalım ne elde ediyoruz. Şuradan hop şunları gönderelim abi. 35 kağıda çıkıp duruyor sanki bir işe yararmış gibi. 610K buradan. Şöyle bir 450K da buradan. Birem zaten full çeli çöpüdür, odur budur. Onlardan geldi abi.
750K'da burada var. Tamam mı? Şöyle söyleyebilirim. Şimdi 250K en sonunda düşeceğim. 75 tane Aska Fruit eşittir 750K. Ondan sonra şunun Armor SC, Weapon SC bu. Weapon SC'nin hani ne kadar ediyor tam olaraktan onu da hesaplayacak olsak, hani buna ne kadar diyelim, bunu 300'den gider diye tahmin ediyorum. 300 hani çarpı 6 yapmış olsak bile 1800. Hadi biz buna da 2000 diyelim, tamam mı? Weapon SC eşittir 2M. Ondan sonra üzerimize de 1M 688 cash var. Nakit var, tamam mı? Şimdi totalinde bizim 2M şeyden geliyor abi. Tamam mı? Bu Weapon SC'lerden geldi. 1688 şeyden, normal coin'den 750K'da şeyden geldi. 4M 438K olmuş oluyor, tamam mı? Hepsinin toplamı 4M 438 şeklinde yapmış oluyor. Buradan biz şey yapıyoruz. Eksi 250K ile başlamıştık çünkü. O da bize eksi 250K yaptığımız zaman 4.438M eksi 250K'dan bu da eşittir. İşte 4.188M para ediyor 2 saat içinde. Şimdi CZ karışık farm. Yani 2M şeyden düşmüş olsak bile, hiç ağaca gitmemiş olup yarım saat daha burada devam etmiş olsaydık, hani şu 4M'den 2M düşmüş olsak 2M, ama tabii ki de yarım saat daha burada devam edeceğimiz için bir 300-400K daha kastığımızı düşünürsek, yani herhalde 2 saatlik 1M 200, 1M 300 gibi bir şey bırakıyor. Öyle diyebiliriz. RPR'leri de hani şuradan yapmıştım. Gene Hammer basmıştım. Gelmemiştim tavına, hızlı hızlı keseyim diye. Yani şu duruma bakacak olursak abi, 4M cebimize koyduk diyebiliriz. Güzel. Yani akarı kokarı yok. Devam ediyoruz. Şimdi önümde dediğim gibi yaklaşık 10 dakika sonra BDV var. Ona kayıt olacağım. Ardından da CZ görevleri falan yaparım diye düşünüyorum. Ya da X Parti ararım. Biraz X kasmam lazım. İşte Draki'ler falan var. Onları yapacağım. Ya bugün 76 olmam lazım yani, öyle söyleyeyim. CZ'deki 2 saat farmımızdan sonra şimdi öğlen BDV'mize girdik. Amacımız bu BDV'yi hızlıdan kazanıp güzel bir şekilde hop alabildik mi? Aldık vallahi de. Abi ben bunu götüreyim hızlıdan. Siz de beni koruyun. Haydi aslanlarım. Amacımız dostlar. Aha iyi kolu aldılar. Güzel güzel. Doğrayın abi. NP'lerimiz gelsin. Amacımız hızlıdan bunu da kazanıp yeşil kutumuzu almak ve BDV Victory'sine bir tane daha eklemek. Hızlı bir şekilde 100 BDV Victory alırsak zaten 90 def açılıyor. Nation Guard diye bir tane title var. Achievement var, başarı. O açılıyor. Ya, o açıldığı zaman zaten 40 def expert'in yerini o alacak artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi PK'mıza bakalım biraz. Zaten ben size bir şey söyleyeyim, bu adamlar çıkar abi. Vallahi bu adamlar çıkar. Oraya toplanmışlar. Dur ben şu mage'e gireceğim. Vallahi ben bu mage'e gireceğim. Oo. Okey. Okey, bana bir malis geldi yalnız, bir şey gelse çok iyi olur. Oğlum bizdeki okçu mu bunlar, neymiş ya? Güzel, kit geldi, kit yedik. Arrow kalkanımızı almadık da, alsaydık da, of abi süper işte bak. Ben şöyle önden gideyim, babalar bir heal verin be ya. Ha? Sen kar... Lan! Oğlum bunu değil ya, bunu değil, yanlış skill'de dalıyormuşuz beyler, kusura bakmayın. Şöyle... Abi, Mage'de doğraması var, o kadar keyifli ki. Mage kesmesi. Tek biz kesemedik tabi. Ama iyi vuruyorum abi. Bu saatten sonra hani vururum yani hakikaten. Sen götür abi şey ya. Ben biraz PK atayım. Zaten kazanacağız. Bir aksiyon yapalım yani. Bakayım buralardan inecek mi? Çekmişler adamı. Zaten çıkmışlar. Dostlar kazandık. Bunda hızlı bir win oldu. Bakacağım şimdi, biraz AFK kalacağım ama ardından dediğim gibi ya esnafta görevlerle ilgileneceğim, ya CZ görevler, bir şekilde karakteri kasacağım yani. Görüşmek üzere.
Dostlar evet, Brahman'da exp'imizi kastık. Geni ile birlikte zaten üzerimizdeki geni bitti. 14 tane geni hammer kaldı. Bir tane genilik cache kaldı. Yani bir geni bir hammer daha alabiliyorum ama ondan sonra bitiyor zaten. Hani başta aldığımız 400 cache ve ondan sonra işte hani premium'dan gelen 800 derken. Şimdi geçtik onu abi. Ne yapacağız? Öncelikle storage'ı da çıktım. Şurada 4 tane MS'miz var. Onu yapacağız ama ondan önce şu direkleri bir halledeyim diyorum abi. Bir an önce aradan çıkartalım direkleri. Ondan sonra seriden şu 4'ünü tamamlayalım. Ben önemli bir drop olursa haber vereceğim. 3 tane hakkıma da gireceğim. Ya bir drop olmazsa zaten MS'ye girmeden önce size haber veririm. Tekrar kayda girerim. Devam ediyoruz. Merhabalar. 3 Draki hakkımızı bitirdik. Abi 3 Draki'den elde ettiğimiz Pasoşel attı abi. Şunlar Brahman'dan da şöyle kenara koyayım. Şu günlük şeyden. Bu neymiş abi? HP. İyi, bunu zorda kaldığımıza basarız. Abi şuna bakın şimdi. 3 tane Warrior Çitin var diye seviniyorsunuz değil mi? İyi, 3 tane Warrior Çitini kıtladın diye. Bak abi, biri Health bonus, biri MP bonus, biri Dex bonus. Allah cezanı verir. 3 bonusu ver. 3'ü de benim işime yaramıyor ya. Şu şerleri de yani Warrior dışında şu şerleri de kırarım. Şunları da NPC'ye satacağız. Bir şey olmaz. Şunları da kırarım. Warrior şeyle bankaya atacağım. Çünkü onu basacağım abi. Onu artıya diye kadar patır kütür patır kütür basacağız. Böyle planım var. Neyse, ben şimdi Morodon A3'e geçip old takıları alacağım abi. Ardından da zaten FT'dir, JR'dir hazırlanacağız. Hem o sırada girebilin bakın. Bir karar vereyim, ben tekrar kayıda gireceğim. Küpemizi alıyoruz, Old Opal Earring. 8 STR, 10 defans, iyi. STR'si yüksek, defansı da var. En azından bizim şundan iyidir. Yani şey, şöyle söyleyeyim. Genel fiyat ortalaması bu. Yanda da bir 23 küsürlerde satıyor. Bir de 24'de satan da var. Bunu alalım abi. Old Opal Earring'e ihtiyacımız var. Doğal Old Opal Earring'imizi alalım şöyle sizlerin de gözü önünde. Hop, bunu aldık. Şuraya geldim. Şurada bir arkadaş da satıyordu. Şu sanırım ya. Aynen. Şu muydu? Old Platinum. Yok abi, sen değilsin. Sen de değilsin. Sensin sanırım. Evet, sensin de. Senle biri. Aha, tamam. 23.776. Old Opal bir tane daha alıyoruz abi hemen. Bunu da 23 küsürlerden. 8 STR 10 defansla toplamda 20 defans daha eklemiş oluyoruz ve STR'mizde de totalde 6 arttırmış oluyoruz. Çünkü bunlar 5 veriyor. Şunları hemen huzurunuzda pıt takalım. Şöyle temizinden. Ve 1870'e 808 olduk abi. Gayet iyi. Şunları atacağız. Bunlarla bir işimiz kalmadı. Şunlardan devam ediyoruz. Ben şimdi diğer takıları da bakayım. Amelitos STR falan da alacağım. Belki şu belti şimdilik almam. Belt 8 STR diye. Takı şey, yüzükte o Platinum Ring ya da Roach arasında gidip geliyorum abi. O defans veriyor diye belki ona gidebilirim ama tam emin olamadım. Bir pendant alayım. O sırada tekrar kayıda gireceğim. Dostlar şimdi arkadaş sağ olsun bana pazar SC'siyle buluyor. Şurada Diamond Ring 10 STR 20 defanstan koyulan en ucuz buymuş abi. Bunu da alalım. Hop, yolumuza bakalım. O Diamond Ring'imizi de alıp. Çünkü güzel STR ve güzel defans veriyor. İhtiyacım var abi. Hani kullanmam gerek. Ben şunu alayım, şöyle kıtladık. Tertemiz, tamam. 57 paramız kaldı. 1885'e 828 oldu. Gayet ya. Benim ata arttırmam lazım. Evet, belki rock alabilirdim, old rock. Ama old rock aldığım zaman da PvP çıkmıyorum ki. Yani şey, PK yaptığım sadece JR ve BD'lerde. O yüzden hani orada 30 defans var. O bir tık daha iyi ama bunun STR'si çok iyi. Bir de hiç yoktan tabii şuradan defans alamıyorduk. Defans da aldık yani 20. Ben şimdi arkadaş bakayım, diğerini de buldu büyük ihtimalle. Onu da hemen alırken kayda giriyor olup size göstereceğim. Ucuz da burada bulabildik, 29.700. Bu bir tık daha pahalı diğerine göre ama en ucuzu bu. Onun dışında belli ki piyasası yüksek yani. Ama yapacak bir şey yok. Bunu da çekiyoruz. Takılar önemli. Öncelikle takıları halletmemiz gerekiyor. Belt için şimdi uğraşmayacağım. Bakayım, şunu bir çektikten sonra zaten çok böyle para da kalmıyor. Evet, 27'den para kaldı. Zaten azaldı abi para. Şöyle Amulet of STR de çektikten sonra zaten paramız bitecek, bir şey kalmayacak. Son pot paramız kalacak. Bakalım bir abi, ben onu da şey yaparken, o takıyı da alırken tekrar kayda gireceğim. Old Amulet of STR 15.5M. En ucuzu da buymuş. Bunu da buradan alıyoruz ve old takılarımızı şimdilik tamamlıyoruz.
Dediğim gibi beltte STR8 güzel abi. Ben onun yerine Old Skebelt alırım diye düşünüyorum. Şu an son 11M paramız kaldı. Bunu da bankaya atacağız. Şöyle bakalım. 1954 AP'miz oldu, tertemiz. Biraz defimiz düştü ama problem değil. Şöyle ki şu anda oltaklarımız tamam abi. 1954'te AP'miz var bununla. Hadi şöyle ne kadar varmış bir de şuna da bakalım. 1697'de böyle oldu ki daha şeyi basmamıştım. Hop 1762'de bununla birlikte oldu. Şöyle bir bakayım. 2030 oldu. Gayet güzel abi. Gayet güzel AP. Şunu da hemen bankaya bırakalım parayı. Ondan sonra ne yapalım? Şu kendi MS'lerimize girelim. Bakayım şu takıları bırakabiliyor muyum? Eğer bırakabiliyorsam güzel olur. Ah süper abi. Bunları da bırakalım. Sonra ne olur ne olmaz. Dediğim gibi şu STR Bel 8 takıyla devam ediyoruz. 11900K'mızı geri koyalım buraya. Shell'lerimizi de şimdi kırdıralım. Hatta birlikte direkt gidip kırdıralım abi buradayken. Yani okey ya, güzel. Karakterin şu an belli bir ivme aldığını söyleyebiliriz. Son Geni ve Geni Hammer'la büyük ihtimalle yarın biraz daha farmı bırakırım. Yani Geni ve Geni Hammer alırım. Son cache'te işte. Onu birazcık daha farma bırakırım HTB'de diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Şunu da bir kırdıraraktan başlayalım abi. Bakalım eğer para ediyorsa bunu da zaten şey yapacağız. Stop. Aa bu monster da atabiliyor mu ya? Tamam okey. Start okey. Başlat abi. Stop diyeceğiz. Tamam okey. Şurada da sanırım vardı isteyen. Bay açmış. Şundan istiyor musun ya? Ne bu? Bundan isteyen var mı? Yok, bu herhalde çok bir şey etmiyor. Abi neyse, kırdırdık şerleri de böyle. Şunları ben bir satayım. Şey yapacağım. Dediğim gibi şu haklarım var. MS haklarımı bitireceğim, tamamlayacağım. Ondan sonra da zaten o 21.45 gerçi şu anda saat ya. Bir saate baktım da 21.55'te zaten FT var. Ben direkt doğruca abi FT'ye gidiyorum. Doğruca doğruca. Dostlar, gördüğünüz gibi kaybettik JR'yi ama şu iyi, yani teselli, zühür tesellisi dediklerinden bir Blue Gem almıştık, bir tane de Black Gem'imiz vardı. Kaybedince de bir tane oldu. Ya bir tane geldi, şey bir tane daha geldi, iki oldu. Şimdi bunları bırakalım diğerleriyle birlikte. Lan neredeydi onlar ya? Ha. Şöyle totalde 6 oldu abi, güzel. Şunu da şuraya koyayım, şunu şöyle çekeyim. FT'de giremedik, çekmedi. Güzel abi, böyle devam. Şimdi bakalım bir sonraki etkinliğimizde ya da yapacağımız içerikte görüşmek üzere. Evet dostlar, son kalan genimizi de yani keşimizle de geni aldık, buraya koyduk. Başka şey kalmadı dediğim gibi. Şimdi sabaha kadar buraya partiye koyduk abi. Alliance'dan yazdık. Gel dediler, A2 C1'de Boro var. Şimdi burada biraz farmdan ziyade level kasmayı planlıyorum. Sabaha kadar duracak, üstümüz okey. Bakalım ne elde etmişiz, hep birlikte göreceğiz. 952 tane manam var. Yeter diye düşünüyorum abi, yani bir problem olacağını sanmıyorum ben bu durumda. Bakalım abi ne elde edeceğiz, hep birlikte göreceğiz. Yani ne elde etmekten ziyade ne kadar kazanacağız, hep birlikte göreceğiz. 228K temizinden güzel geliyor. Expevent var, işte şu var falan filan derken. Bakalım, ben sabaha kadar burada bir durayım. Sabah görüşmek üzere dostlar. Dostlar evet, Boro partisinde JR'ye kadar devam edecek. Üzerimizde genimiz çok az kaldı. Rica ettim biraderden, o bana 10 geni verecek. Ben onu tabi parasıyla alacağım. Parası neyse veriyoruz. Aynen biraderim, kabul et. 15 400 veriyoruz abi. Şöyle 10'lu genimizi alıyoruz temizinden. Tertemiz abi, üstümüze genimiz de geldi. Ben de şunları da hemen şöyle atayım. Bunları en sonunda satacağız. Bakın abi, burası full doldu. Şimdi 22.40'a kadar daha devam ediyoruz dediğim gibi. Şöyle söyleyeyim, Boro'da level geliyor. Bir tane de MS geldi temizinden. Onu da kıtladık. 3M 400K paramız kaldı. Tabii ki de dediğim gibi burada parayı yapacağız. Yaptıktan sonra borcumuz da var zaten. Onu da ödeyeceğiz. Ama şu MS'lere güveniyorum. Ondan sonra işte dediğim gibi
MS'lerden bir şey elde ederiz. Bir de onun dışında birkaç planım var. Olmadı full farm'a düşerim. Ama 70'e de olmak istiyorum. En azından JR'den önce bir 70'e de olalım da kafamız rahat etsin. TS var mı sende? Senden alayım diyor. Tamam, ben biradere bir de TS'yi satayım abi. Tanesi bunda 390K'dan TS'yi de satayım. 5 tane TS olacaktı. Bir kontrol edeyim. Ondan sonra şeye geçiyorum, slota geçiyorum. Akşam JRS'inde görüşmek üzere. Şu anda Boro'da ex partimiz devam ediyor. Dediğim gibi geniyi alıp buraya kasmaya gelmiştim. Parasını verip tabii ki de öyle şey değil. Hani geniyi aldık ettik falan derken yanlış anlaşılmasın. Bir inventory göstermek istiyordum. Daha onlu genimiz var abi. Yani 2 saat 40 dakika içerisinde level atlar mıyız? Sanmıyorum ya. Ama en kötü ben hani MS'lere girerim hızlıdan bitiririm işi ya da Drake ile bitiririm. O sırada Jen isimli arkadaşımız, reisim hayırlı olsun, Gold Premium içerik konusunda farkındayız. Valor'la zor çıkıyor ama eline emeğine sağlık, videonun devam diliyorum. Çok teşekkür ederim güzel yorumun ve dileklerin için. Valla hakikaten en zor klas ama bir şekilde başaracağız. Dedik ki ha, videoları devamlı diyor ki videoları izleyerek hani kötü mü yapmıyoruz ama oyuna başlat demiş. Umarım hayırlı olmuştur senin için, keyif alıyorsundur kankim. Abi yorumlar ve güzel dilekler için çok çok teşekkür ederim. Bu selam göstermek istemiştim. Can arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisi de oyuna başlatmış olduk. Vallahi umarım oyuna benim serimi izledikten sonra başlayan arkadaşlar, umarım her şey sizin için hayırlı gidiyordur. Benim için abi şöyle, başta şanslı gitmiştik, sonra biraz şansımız azaldı diyeyim. Ama şimdi premiumla birlikte tekrar bir ivme kazandık. İnşallah 77'de olursak hızlı bir şekilde amacım bir an önce 79 olup kılıcı açıp sonra 80-83 goalamak. Yani hani şu gold premium bitmeden 80 olmak istiyorum ki en azından bir sonraki ay hani karaktere hiçbir şey ekleme yapmayacak olsam bile 80'den 83'e yapayım. O sırada hani bir şey eklemesi yaparım diye düşünüyorum. Onu da sanırım plat premiumla kasacağız. Ya da artık hani şey yapamazsam daha ucuza ex premium alacağım maalesef. Ex premiumla 83 yapacağım abi ama o 83 olmak istiyorum. Yere böyle bam gün bam gün vurmak istiyoruz yani. Boro partimizi bitirdik. Üst klandan Sharp Knife isimli arkadaşımla konuşuyorum. Saat gece 1-1.30 gibi tekrar kurulacak. 9 geniyemiz kaldı. Burada yarım saatlik genimiz var. 21 hammer'ımız var. Yarına kadar devam edecek. Ben yarına kadar da devam ederim diye düşünüyorum. %95 çünkü level alacağız. Yani arkadaşlarla tekrar devam ederim yani mutlaka. Şimdi ben bu üstümdekileri bir satayım diyorum abi. Çünkü bayağı bir şey birikti. Ama bir de hepsini değil. Yani mesela pressed olanları satıp şöyle Rogue ve Warrior FP'lerinin hepsini tutacağım abi. Çünkü basarız yani. Onları basıp güzel bir gelir elde edebiliriz diye düşünüyorum. Şunu da atalım içeriye. Mesela şunu alalım. MD var bir tane de, gördüğünüz gibi kıtlandı. Hemen şunları sizle birlikte bir satalım. Hop şöyle gönderelim hızlıdan. Güzel de şey geliyor ya. Hani baksana abi çöplerin ederine falan. Gayet iyi. Dur ya şunu da bir açalım. Şurada da VIP'miz var bir tane. Onu da açacağız abi aklımda. Şunu da ekleyeceğim. Bir günlük. Bu çevirdiğim şeyden, çarktan geldi. Geldim tekrar. Şunları aldım. Warrior'ları bıraktım. Çünkü dediğim gibi Warrior'ları basacağız. Şunu kırdırırız. Şu da şurada kalsın. Şunlar şöyle toplayayım. Bunlar basılacak. Bunların hepsi artı 3 çıkıyor. Bu çok iyi oldu abi. Artı 3 çıkıyor olmaları falan efsane. Şunları da koydum. Bir de şöyle. Aynen bunlar basılacak. Şunları da satalım hemen. Temizinden buradan da görelim ne elde ediyoruz. Oh 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 güzel. Üf. 1400 zaten böyle geldi. 1400 de böyle gel desek. Ya şunları da satsam
net daha fazla ya, ama bunlardan bir şey gelmez yani. Güzel. Burada 4700 civarında paramız oldu tekrardan. Şöyle şunu da bankaya koyarsak abi, 4600 diye koyalım. 9850'ye ulaştık. Önümde şimdi JR var abi. JR'den sonra Draki haklarıma girerim. Bir tane de şurada şey kazandık. Bu da iyi oldu. Şunu da şöyle koyalım. Draki haklarıma girerim. Ondan sonra şu Monster Stone'ları falan tamamlarım diye düşünüyorum. Bakalım bir karar vereyim. JR'de görüşmek üzere. Dostlar evet, yine şaşırmıyor ve JR'yi kaybediyoruz abi. Ama olsun, bir Blue almış olduk. En azından o iyi oldu. Bir Black Gem'in yanında bir Blue kazanmış olduk koridor içerisinden. O en azından bize züğürt tesellisi olaraktan bankaya gidiyor. Abi gördünüz işte, parti zaten full birbirleri kavga etti ve şöyle bir durum vardı. Bir tane arkadaş başta dedi ki bu nasıl parti dedi. Böyle bu partiden kazanılmaz dedi. Direkt alt F4'ü çekti, çıktı gitti yani hani. Abi bir kere bu oyunun kitlesini ben anlamıyorum yani. Bu kadar toksik bir kitle olmak zorunda mı? Yani evet, kaybedebiliriz. Okey. Ama bu ilk kaybın değil ve son kaybın da olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Hani gel bir dene, bir şey yap. Evet, parti ezik olabilir. Bugünkü parti eziktir. Yarınki parti sağlam gelir. Yani hani bu kadar bunu böyle ölüm kalım meselesi gibi yapıp drama haline getiriyor insanlar. Ben bunu anlamıyorum. Bu oyun sonuçta. Burada keyif almaya giriyorsun abi. Ya oynadığın şeyden yensen de yenilsen de keyif almasını bilmen lazım. Çünkü oyunu bu amaçla oynaman lazım. Hani millet girdi, o ona sövüyor, o ona küfür ediyor, o ona bir şey diyor. Şöyle oldu, böyle oldu falan filan. Herkes küfür kıyamet gırla yani birbirine gidiyor. O yüzden bu oyunun kitlesi böyle, yapacak bir şey yok. Gülü seven dikene de katlanıyor. Ya da katlanması gerekiyor, öyle söyleyeyim. Neyse, devam ediyoruz. Dostlar 3 liraki hakkımızı bitirdik. Burada görebildiğiniz gibi görevimiz bitti. Bir de şunu da vereceğim. Bu arada içeriye zaten %95 %96'da ne girmiştik? Level atladık abi. 77 olduk. Hemen şuradan HP'yi verelim. Güzel. Buradan da Passion'a verelim hızlı bir şekilde. 66. Son 4 kaldı abi. 2 level sonra yani 79'da burada Berserker'e vereceğim ve kılıç açılacak. Pardon, bu muydu? Ha, bu 75'te açılıyor, bu 80'de açılıyor. Özür dilerim. Aynen, kılıç açılacak abi. Ondan sonra pataküte parçalayacağız. Şurada hemen görevleri de verelim. Birlikte XP'mizi alalım. 3,5 yani bir şey de değil de. Aynen öyle. Şunun bir işe yaramayacak, ihtiyacımız yok. 2, 4, 6. 6 tane de MS var. MS'lere bir türlü giremedik abi, ama olsun, en azından level atmış olduk. Bu level'da girerim ki 6 tane MS en azından bir yüzde böyle 10 15 arasında kasar diye tahmin ediyorum. Fakat hani bu gece dediğim gibi direkt kapatacağım bilgisayarı, bir süredir aç. Açık yani, en azından, pardon, yanlış söyledim. Teknolojik cihaz ne olur ne olmaz birkaç gündür açık. Kapatacağım, dinlensin. Yarın farklı CZ'de farm planlarım var. Bakalım abi, bir karar vereyim. Zaten siz birazdan göreceksiniz. Şöyle bir durum var abi. Sabahın erken saatinde kalktık, böyle 6 civarındaydı. Hemen eve farma geçelim dedik CZ'de. Öyle konuşmuştuk. Bakalım burada güzel drop olacağını düşünüyoruz ya. Arkadaşlar DC premium, ben de gold premium. Bir şeyler atar diye umut ediyoruz. Burada kasanlar var. Yan taraflarda falan da. Belli bir farmı var belli ki yani. Belli bir şey var, güzel bir drop'u var. Biz onu düşünmüştük. Onu umut ederek geldik buraya. Bakalım şu anda saati göstereyim size de. 6:45 geçiyor. Tam bir saat burada JR'ye kadar kasacağız abi. Ne elde etmişiz onu göreceğiz yani. Ne elde edeceğiz ya da. Ondan sonra da JR'ye geleceğiz ve olayı bitireceğiz. Eğer güzel sonuç alabilirsek burayı sonra da farmlamayı planlıyoruz. Öyle söyleyeyim. Şimdi devam ediyoruz abi. Önemli bir drop alırsak ya da atıyorum hani Z raporu vereceğim zaman ben tekrar kayda gireceğim. Devam ediyoruz dostlar. Dostlar, Evil Wizard çok fazla pot harcatıyordu. İnanılmaz can ve mana harcıyorduk. Level'ımız bir tık düşük. Biz sandık yani böyle CZ'de moblar bir tık daha kolay oluyor, rahat keseriz diye, ama o kadar rahat değildi yani. İyi pot harcatıyordu. Biz de hemen abi akabinde dedik ki Troll Warrior'a gelelim. Şimdi şu anda saat zaten 7'yi 6 geçiyor. Hani kaç geçe başlamıştık işte, bir yaklaşık 20-25 dakikadır falan. Oralardayız diyebiliriz yani. 15-20 dakikadır. Yani
bir şey elde edemedik. Biz de dedik ki yani çok fazla pot harcayıp hani bu kadar şey yaptırmasın. En azından arkada troller boştur. Hakikaten troll varıyor, boştu. Buraya geldik, geçtik. Hatta arkadaşın üstüne, ya benim biraderin üstüne şey de düştü. Ha bu arada bir kill aldım abi böyle. Bir AOÇ'a bakmıştık. AOÇ boşta bir şey yapalım diye. Orada bir aksiyon vardı. Oradan gittik, KS'mizi aldık falan. Biladere de glaive düştü burada şimdi daha demin. Bakalım, yanlış bilmiyorsam burası hem TS hem de Weapon Breaker falan da atıyor. Bir de bilmiyorum ama Eskaza Çitin falan da atıyorsa muazzam olur abi ya. Bir de en azından hızlı kesiyoruz dostlar. Yani JR'ye kadar burada devam edelim istiyoruz. JR'den sonra da vakit kalırsa dediğim gibi tekrar gelebiliriz ama JR'ye kadar buradayız diyebilirim. JR'ye girmeden önce de ne elde etmişiz? Ben zaten tüm üstümüzde ne var ne yok hepsini video kaydedip gösteriyor olacağım. Devam ediyoruz abi. JR'si kaybettik gördüğünüz gibi. Bir yeşil bir black gemimizi attık cebimize. Şöyle bir şey planlıyorum abi. Ben bir geçip pazara koyayım diyorum. Neyimiz var burada birlikte görelim. İki mavi kutumuz, şey mavi gemimiz, özür dilerim. İki yeşil gemimiz. 8 tane black gemimiz. Ve bir tane de yeşil kutumuz. Ben bunları gidip bir A3'te pazara koyacağım dostlar. Ardından biraz çünkü para ihtiyacımız var. Ardından tekrar kayda gidip güncellemeyi size geçerim. Dostlar şimdi pazarda herhangi bir şey satılmamış. Ben de dedim ki abi gelelim bunları biz bay'a atalım. Bay pazarda değerlendirelim. Bay pazarda da en uygun hani yani en azından değer diyebileceğim şu pazarı gördüm abi. Şu Kütahya değil de şu arkadaşımızı sanırım. Şuydu değil mi? Tamam. Al abi sen 8 taneyi. Ver bize. 13M 880K oradan geliyor. Güzel abi. Bay'a attığım zaman biraz düşüyor fiyat tabii ki de ama yapacak bir şey yok. Şuradan da 2 tane sana öyle verelim. 3M490 da buradan gelsin. Ardından 2 mavimiz var. 17 oldu. Şu an 2 maviyi de şuradan gönderiyoruz. 7M340K da buradan geliyor. Şöyle. Ardından bir yeşil kutumuz var. Onu da böyle bırakıyoruz. Bir tane vardı. Oradan da 2M146K para bu şekilde geliyor. Ve toplamda cebimizde ne var? Hep birlikte görelim. Evet abi 26M340. Şimdi zaten 28-29 falan olacaktı baydakiler satılmış olsaydı. Bir 2.5-3M civarında az hani fiyata şey yapmış olduk. Problem değil. Ben biraz mana depolayayım diyorum. Mana toplayayım diyorum. Ondan sonra şey yapacağım. Bir Esland'da falan bir expert arayacağım ya da hani bir şeyler bakacağım öyle söyleyeyim. Bir şeyler kovalayacağız yani öyle söyleyeyim ben. Dostlar bayağı şey attıktan sonra gemleri falan. Boro'da düşürdüğüm FP'leri geldim ve artı 4'e bastım. Hatta Glaive vardı sabah Troll Warrior şeyinden farmından. İki tane Glaive vardı onu da gittik artı 4'e bastık ve yine Boro'dan elde ettiğimiz artı 3 MD'miz şey MD vardı artı 1 onu da artı 4'e bastık. Şimdi geldik yerimize aldık abi. Mini böyle yıkık upgrade'ine hoş geldiniz diyeyim. Seriden ya hiç beklemeden FP'leri atıyorum abi. Burada amacımız inşallah şunlar 7 geçer. Item upgrade was successful. Teşekkür ederim abi böyle bize çağırıp item'ın başarılı geçtiğini söylediğin için ama sana ihtiyacımız yok şimdilik. Vallahi direkt seriden gönderiyorum abi. Yakmak istediğim itemler geçiyor. Ya bir tanesi yansa hemen MD şeye atacağım. Ama bakalım hepsi patır kütür geçiyor gibi. FP'ler en azından şu anda öyle. Tamam yandı. Hemen MD'yi gönderdim. Hemen hiç beklemeden MD'yi gönderdim. Aldım mı MD'yi yaktım. Hemen Glaive'i gönderdim abi altından. Hemen Glaive artı 5'e geçiyor mu? Geçiyor mu? Hemen bir daha gönderdim. Şımardım gönderdim. Bak şımarıyorum ve bir daha gönderiyorum. Artı 6 istiyorum Glaive'e. Çok şımarıklık yaptım. Ve geçti abi. Ya böyle bir totem yapayım dedim. Geçtiği zaman bir daha basacağım gibi yani böyle anladım. Şımarıklık yaptım ama artı 6'ya geçti. Aldım. FP'yi şurada 5'e attım. Hadi abi. Yakıyor muyuz? Yaktık. Hemen Glaive'i şurada attım abi. Geçerse arkasından bir tane daha atıyorum hemen.
Verdin Glaive'i. Verdin Glaive'i. Abi şurada doğdu içime. Geçecek bir daha. Verdin Glaive'i. Verdin artı 6 oldu bu da. Artı 6 oldu bu da. Olmadı abi. Hemen attım arkasından. Hemen arkasından bunu attım abi. Bir tane artı 6 yakmışım. Geçer dedim. Hadi. Hadi. Geçmedi abi. Biraz karışık upgrade oldu ama gönder gitsin yapıyorum abi ya. Karışıktan gönder gitsin yapalım. Hangisi geçerse bakalım. İnanmıştım sanki o böyle geçecek gibi bir hissiyat vardı bende. Anladınız mı? Hani geçecek gibi bir hissiyat vardı. O yüzden inanmıştık. Problem değil ya. Bu saatten sonra hepsi yanabilir yani. Benim için önemli itemler değil bunlar. Bam gün basacağım yani. Hani hiç beklemeyeceğim. Bakalım o 6'ya geçti. Bunu da 6'ya gönderdik. Yani alayını patağa kütüğe patağa kütüğe 7'ye atacağım abi. Benim için bir önemi yok çünkü bu itemlerin. FP'lerin. Ya artı 7'ye geçse de zaten 3M falan ediyor. Ki o da zaten geçmiyor gördüğünüz gibi. Artı 7'ye item basamıyoruz ya. Ha? Vallahi artı 7'ye item basamıyoruz yani. Çok garip geldi bana. Şunu da şurada gönderelim. Bari Rogue olan geçsin ya. Rogue'nin parası iyi. Abi ben böyle bir şey görmedim ya. Hadi gel. Verdin bana bunu artı 7 verdim. Bu artı 7 geçti. Hadi direkt gönderdim abi. Beklemedim. Geçtim artı 7. Abi bir tane geç ya. Gözünü seveyim ya. Bari yaptığımız masanın 2 pot. Bundan önce de artı 3'ten artı 4'e 5'e geçireceğim diye aldığım middle class da vardı. 2.5 3M zararı uğrattı beni. Anvil'i bozmuşlar abi. Net belli oldu buradan. Ya da biz basamadığımız için kendimiz öyle bahane üretiyoruz. Ama durumlar şu an böyle abi. Yaktık hepsini. Ben neyse bir I Love Night Online alayım. Yani ondan sonra bir Estant'a falan gideceğim. Ya da CZ'de PK'larım. PK diyorum özür dilerim. Farmlarım. Savaş vardı. Yapacak bir şey yoktu. Ben de dedim ki üzerimdeki MS'leri eriteyim en azından diye. Şurada yer açılsın. Totalde kaç? 3, 5, 6 tane MS vardı. Bu birincisi. Bakalım ne elde ettik abi. Şöyle. Ah. Bir şey elde etmedik ilk halkımızda. Boş. Umarım sonrakilerden bir şeyler droplayacağız abi. Devam ediyoruz. Selamlar. MS'lerden yaklaşık 2 adet parçaladık ve drop alamadık. Ardından A2 Estant'ta Stone Golem slotu boşmuş. Dedi arkadaş gel burada biraz geni koyalım diye. Dedim ki benim biraderle geldim buraya. Geni koyduk dostlar. Loot'u da belli bir 70-80k üzerine çektik ki hemen hızlı bir şekilde hani üzerimizde olmasın diye. Zaten bütün cash'imiz her şeyimiz bitti. Son genimiz ve geni hammer'ımız. Bu geni bitene kadar bu geni hammer bitmez. Ben büyük ihtimalle pazardan para yapıp bir geni hammer daha çekebilirim şu geniyi bitirene kadar kullanmak için. Ama durum bu abi zaten son artık kurşunları sıkıyoruz. 77 olduk. En azından buradan biraz kasarsak edersek yani cebe bir şeyler atarız en azından. Çar boş durmasın çünkü şu an işlerim var. İşlerle ilgileniyorum. Akşam BDV'sine kadar yoğunluğum var. Hani burada gelirim en azından çanta dolar. Ben de satışımı yaparım. Güzel bir para elde ederim diye düşündüm. Burada devam edeceğim abi. Üzerime pot da almıştım. Biraz potum da var. Bankada da 20-28M civarında para var. Umarım bugün 40M civarlarına çıkarabiliriz. Bakalım böyle bir challenge edindik kendimize. Ben burada devam ediyorum. Gün sonunda Z raporu verdiğim zaman tekrar görüşüyor oluruz dostlar. Sonra AFK'ydım geldim. Vaziyet ölmüşüz. Ama güzel de çöp kasmış yani yalan yok. Acaba bir daha mı gitsem diyorum ya. Ha? Güzel çöp kasıyor çünkü orası. Cracker ne? Şunu kırdırırız. Baksana. MP recovery diyor lan. 200 mu bu? Buna bir bakayım. Ondan sonra şunları... Oo, bak bu da belki para edebilir abi. Bunda böyle 300-500k'ya koyarız. Şu değil. MP recovery. Oğlum bu ne deli gibi MP recovery atıyor ama 200 bu. Vay 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 vay. Çok güzel çöpü var abi. Lan ben dönüp gitsem mi ne yapsam ya ha? Şunları bir şurada da vardı bir şeyler. Şunları da okutalım. Şöyle hemen satalım şunları da.
Şu emin olamadım ya. Nedir bu ya? Dur bir bakayım abi. Ne bu? One-handed lan. İyi one-hand bu. Tamam ben bunu da satarım abi. Bunları da böyle ucuzundan koyarız. 200K'dan 300K'dan falan. Ben diyorum ki dost doğru bir geçeyim şeye, slota tekrardan. Cam potumuz bitmiş, biz o yüzden mefta olmuşuz abi. Bütün olay bu. Okey, ben dönüyorum slota beyler. Güzel slot. Dostlar, Stone Golem'de fazla devam etmedik. En son gördüğünüz paranın üzerine işte nasıl söyleyeyim bir 500-600K daha kasmışızdır. Ondan sonra dedim ki monsterlara gireyim. Geniyi orada harcamayayım. Bakalım üçüncü hakkımızdan ne elde ediyoruz? Tabii ki de Ring of Potion ve Ring of Bash. Dördüncü hakkımızda görüşmek üzere. Evet, beşinci hakkımız. Umarım bu sefer drop alacağız. Son iki MS'mizde drop var abi. Bakın bunu buraya yazın. Hemen hızlıdan açıyorum bekletmeden. Hoba dedim, drop var dedim ama bak. Bekletmeden hızlı açıyorum dedim. Bunu da öyle hızlıdan açacağım bekletmeden. Ve bir drop alacağız. Bunun bir ederine bakayım abi. Ben böyle bu sanki 5-6 civarlarında bir şey ediyordu yanlış bilmiyorsam. 70 skillini açmak için kullanabiliriz. Yani bunu satarız. Atıyorum 2 tane şey alırız gibisinden. 5 tane lazım zaten. Öyle abi devam ediyoruz. Son hakkımızdan bundan da drop alıyoruz abi. Geçenkinde drop almıştık. Bundan da bak şimdi düşer düşmez hızlı bir şekilde kutuyu açıyoruz. Çünkü bu bizim totemimizde. Ver abi ver hemen kutuyu bak. Olmadı dostlar. Koskoca şuradaki 6 tane monsterdan sadece bir tane Old Amulet of Health aldık. Neyse bunu da satarız abi. En azından ne yaparız? 70 skill için toz alırız. Devam ediyoruz. Abi 3 tane Draki'ye girdik tamam mı? 3 tane Draki'den düşene bakın. Prestige Shell Gauntlet artı 1. Yani küfür etse daha az acıtırdı yani. Küfür etse vallahi daha az acıtırdı yemin ediyorum. Şunları şuraya koydum. Şu MP'lekleri de hani göndeririz ya 500 birem bu olsun işte 500 KB olsun 500 KB olsun falan ne bileyim yani şunları da kırdıracağız. FT'ye gideceğim birazdan FT var. Yani 3 tane Draki'ye girdik abi. Bakın gelin burada görevleri de verelim. 3 şimdi hakkımızı bitirdik. 3'ünden de hiçbir şey çıkmadı. Vallahi önümüze gel premium almasak mı? Ne yapsak? Premium parasını çara yatırırız. En azından karakteri geliştiririz ya. Allah hiçbir şey atmıyor ya. Öyle böyle değil yani. Neyse ben şimdi FT'ye gidiyorum dostlar. Sonra da JR var. Devam ediyoruz. Abi FT'yi bitirdik. Güzel de oldu. Yeşil kutumuzu aldık. FT coin'imizi de aldık. Şuradan çıkalım. Bir FT coin vardı. 2 oldu abi. Bu yeşil kutuyu bankaya atıyoruz. Ondan sonra FT coin 3 olduğu zaman kırdıracağız. Asla 2'de kırdırmıyoruz. 3 olduğu zaman biliyorsunuz mavi veriyor. Temizinden yolumuza bakıyoruz yani. Ben şimdi gideceğim bunu bankaya koyacağım bu ikisini. Ardından JR için Estant'a geçeceğim ama A1'e geçip öyle JR'ye gireceğim. Burada A4'te giremiyoruz yani hiç. A1'e girelim. Kafamız rahat olsun. Gördüğünüz gibi 2 Black daha ekleniyor ve bir talizmanı da buraya kaldırıyoruz. 8 oluyor. Yani yok abi kazanamayacağız. A3 deneyeceğim bundan sonra. Böyle olmayacak yani böyle. A1'de iyi sonuçlar alamıyoruz. Bir de A3'e bakacağız bir sonrakinde. Diyorum yani. Gel bakayım sen beladerim buraya. Sana bir deneyelim biz ne yapabiliyoruz. Ya bunu yapmama gerek yoktu. Sırf kendi gücümü denemek için yaptım. Yani boş yere onun aslında HP'mizi kaybetmiş olduk diyebiliriz yani bu durumda. Varıyor geliyor bir cengaver. Haydi bre. Oğlum hiç yıl yok ya. Tamam. Emanetin olan Cins fark etmiyor. Herkese yatırım gruluyor ama. Ananı sikiii. Bak be. Şakasın Ya adamın ya. anasını siker bu adamın anasını siker. Öyle bir yürüyüş yok. Hop ağzına vurdum gördünüz değil mi? Affetmedim ağzına vurdum şöyle bir daha vurdum gibi. İyi lan adam çekti bizi toplu kesiyoruz gibi bir şey oldu. Kanka girsenize ya inanılır gibi bir parti değil ya. Adama trade atıyorlar abi.
Hah, kırdım ayağını. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ayağın kırıldı. Abi, nasıl ölmedi ya? Heriflerin mage'ine bakar mısın ya? Bir de bizim oyunculara bak. Yemin ediyorum var ya, çok kötü EMC tarafı. Zero'da Karus kötü durumdaydı. Burada EMC geldik, EMC kötü durumda. Hedef ben miyim? Typhoon. Olabilir, bu çok normal yani. Abi inanılır gibi değil. Kanka hiçbir şekilde kür gelmiyor ya. İnanılmaz bir parti ya. İki tane pres var. Tek pres olsa yüklenmeyeceğim. Diyeceğim ki adam zaten tek pres. Ulan herif sadece tek bastı. Toplu heal o kadar yani. Başka yaptığı hiçbir şey. İki tane skill'e basıyor. Bu kadar kendini oynamayı bilmez insanlar topluluğu nasıl olabilir ya? Dostlar, JR'mizi kazandık. İlk victory. Şurada da zaten görüyorsunuz achievement'ı aldık. Abi şeyi kestik. Şuradan arkadaşlara bakın, gittiğini göreceksiniz. Abi ben öldüm, tamam mı? Ölmesem musallatın yerine ben vardım. Silver Bar bana gelecekti. Önem de oradan gelecekti. Yani şanssızlığın, anladın mı? Hat safhası yani, şanssızlığın en dibi, en ötesi, daha öte bir şanssızlık yok. Budur yani en son şanssızlık. Neyse. İki tane red gemimizi alıyoruz. Bir tane black gem. Aa, şunu da şuraya atıyoruz. 10 oldu. Bunları da böyle koyuyoruz. Devam ki diyoruz abi.